Fırçamdan sizlere selamlar. Bugün çok kolay bir tablo yapacağız. Evet. Yani ben çöp adam bile çizemem diyenler için bomba bir şekilde "Aa yapabiliyormuşum." diyecek hale gelecekler. Evet, az önce gördüğünüz gibi paletime mor, pembe, mavi ve siyah renklerimi döktüm. Sonrasında tuvalimin üzerine mavi ile siyah karıştırarak sürmeye başlıyorum. Bu gökyüzünün en üst kısmı oluyor arkadaşlar. Daha sonrasında diğer renklerimizi sürerek aşağı doğru hop çok güzel bir şekilde geçiş sağlaya sağlaya ilerleyeceğiz. Morumu da sürdükten sonra karıştıra karıştıra devam ediyorum. Geçişimi sağlamak için bu çok iyi bir e, işime yarayan bir şey olacak. Siz isterseniz benim yaptığım arka planı yapıp üzerine farklı şeyler çizebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Farklı bir şey çizmeniz de sizin için çok güzel olabilir. Aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Pembe'mi de morun arkasına ilave ettikten sonra yeni bir fırça alıyorum kuru. Yavaş yavaş güzel güzel dağıtıyorum boyamı. Evet. Sonrasında biraz pembe ekledim aşağıya. Pembeyi de sürüyorum. Çok fazla morun üzerine geçmesin diye de fırçamı temizleyip hafif hafif dağıtıyorum morun üstüne. Fırçamı temizlemezsem yaptığım o morlu geçiş direkt pembe olacak ve istediğim bir şey değil bu tabii ki. Sonra pembeyle devam ediyorum. İlerliyorum güzel bir şekilde. Aralara yine geçiş sağlamak için ilaveler yapıyorum. Daha sonrasında farklı bir renge geçmek için sarı fırçamı temizlemeden hafif sarı dokundurarak geçişimi sağlıyorum. pembe de arada kaynıyor. Sarı da aynı şekilde. Evet. Gökyüzümüzü güzel bir şekilde arka planımızı oluşturduk mu? Hemen ardından zemine. Bu zeminden kastım tepe ol olabilir, dağ olabilir. Artık nasıl seslendirip adlandırabilirsiniz size kalmış. Dağımı da güzel bir şekilde boyuyorum üzerine ağaçlarımı, çiftimi vesaire işleyebileyim. Az önce de ifade ettiğim gibi isterseniz farklı bir e, resim çizebilirsiniz bu arka planın üzerine. Tamamen sizin keyfinize, zevkinize kalmış. Buraları da fıtı 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 fıtı, fıtı, fıtı boyamaya devam ediyorum. Sonrasında ağaçlarımı yapmaya başlıyorum. Ağaçlarımı yapmak için ilk olarak uzun, kısa, daha kısa çizgiler indiriyorum yukarıdan aşağıya. Sonra karşı tarafa da aynı şekilde uzun, ortanca, kısa. Sonra üzerine ağacın dallarını ve yapraklarını işleyeceğim. Bu da böyle sanki tepenin arkasında Uzun uzun çam ağaçları varmış da işte manzaraymış e, havası katıyor resmimize. İsterseniz siz farklı ağaçlar işte palmiye ağaçları ya da ne bileyim farklı böyle büyük ağaçlar yapıp e, çiftinizi ağacın altına kondurabilirsiniz. Ben orta kısma böyle manzarayı seyrediyor bu arkadaşlar gibisinden yapacağım. karşı tarafı da aynı şekilde dallarını, budaklarını çiziyorum. Bu resim kesinlikle e, "Aa ben renk geçişleri sağlayamıyorum. Nasıl yapıyorsunuz?" diye sorular oluyor bazen. Onu söyleyenler için ben çöp adam bile çizemem. Ben hiç bu konuda eğitim almadım diyenler için kesinlikle "Aa ben de yapabiliyormuşum artık." demeye ilerletecek bu. Çünkü gerçekten çok kolay. Yani ben yapabiliyorsam hepiniz yapabilirsiniz. Çiftimi çizdim. O çizme ayrıntısını göstermedim. Zaten elim çok fazla kapattığı için çok fazla göstermedim. Çiftimiz bu şekilde. Siz farklı şekilde el ele tutuşan, ne bileyim oturan, işte dans eden çok farklı silüetler çizebilirsiniz. Bu da yine tamamen sizin zevkinize kalmış. İsterseniz benimkini çizmek istiyorsanız durdurup çizebilirsiniz. Çok kolay zaten. Zaten bu arkadaşlar siyah görünüyorlar. Karanlıkta bu şekilde görünüyor. Silüetleri görünüyor. Çok fazla detaya hiç gerek yok arkadaşlar. ya yani iki çöp adamla çizseniz oraya bence hiçbir sorun olmaz yani. Çiftimi de güzel bir şekilde çiziyorum. Az önce de söylediğim gibi isterseniz e, bunu deneyin ya da denemeyin. Ama çok kolay olacak sizin için bundan emin olabilirsiniz. Ben de bu işin hiçbir şekilde eğitimini almadım. Tamamen kendi zevkime göre ilerliyorum. İşte duvarıma resim asılsın. Ne bileyim birine hediye olarak vereyim gibi. Tamamen bu amaçlarla çiziyorum. Siz de ufaktan başlayabilirsiniz. Bence başlamanız için çok güzel bir resim olabilir bu. Kolay anlamında yani. Çimlerimi de çiziyorum. Daha böyle doğal doğa havası vermesi için. Sonra bu, bu çiftimizin bir kedisi varmış arkadaşlar. Kedimizi de e, oraya çiziyoruz. Tam ayaklarının oraya. Sanki onların böyle aşkının altında hayran hayran onlara bakıyor gibi. Çok güzel, çok güzel bir hava katan bir e, kedi orada. biraz düzeltmeler yapıp ilerleyeceğiz. Ufak düzeltmeler yapıp ilerliyoruz. Ve en önemli kısım ay. Ay ışığının altındalar bu çiftimiz hemen güzel bir ay çiziyoruz oraya. Bu güzel dememdeki şey aslında beğendiğim olarak değil de kolay anlamında. Siz öyle anlayın. Vaa çok güzel resimler yapıyorum anlamında değil. Kesinlikle güzel yani kolay ay ışığı ay yapıyoruz. Az önce de size bahsettiğim gibi arkadaşlar ben bu işin eğitimini almadığım için herhangi bir yanlış söylediğim bir şey olabilir. Anlattığım ya da teknik olarak olabilir. Şimdiden e, kusura bakmayın diyorum. Ben sadece kendi tecrübelerimi size aktarıyorum. Düzelttik yine ayımızı. Diş fırçama biraz beyaz sürüp hafif de suyla ıslattıktan sonra zaten gördüğünüz gibi ucuna hafif parmağımla dokunduraraktan yıldızlarımı yapmış oldum. Spatülüme siyah batırıp uzun uzun çizgiler yine ağaç yapacağım bunları daha böyle uzaklarda görünmüş gibi bir izlenim bırakacak dediğim gibi bir tepe tepenin üzerindeyiz manzara var ağaçlar uzaklarda güzel bir görüntü ay ışığının altında Siz de eğer bu resmi deneyip e, beğenirseniz, beğenmeseniz de benimle instagram hesabımdan paylaşabilirsiniz instagramda fırçamdan sizlere benim resim hesabım, oraya gönderebilirsiniz ben de sizi etiketleyip paylaşabilirim kesinlikle başlangıç için çok e, kolay bir resim olduğunu düşünüyorum yani tamamen arka plan zemin, ağaçlar herhangi bir silüet, silüet çizmeseniz de olur, küçük bir ya da büyük bir ağaç çizip Ay ışığında küçük bir kedi çizip o şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza, zevkinize tamamen size kalmış bir şey. Öyle yapsanız bile paylaşmanızı isterim tabii ki. Ağaçlarımın dallarını da yapmaya devam ediyorum. Ben kendi yorumumu yapacak olursam ben bu resmi çok sevdim gerçekten. En güzel yaptığım resimlerden biri oldu diyebilirim. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Benim sayfamda genelde böyle manzara resimlerinde e, çok önemli bir detay vardır. O olmazsa olmaz yani. E, tabii ki de kuşlardan bahsediyorum. Kuşlarımızı böyle rastgele bir yerlere kondurmadıktan sonra benim yaptığım tabloların hemen hemen hiçbir anlamı olmaz benim için. Sanki o kuşlar oraya özellikle yani tam olarak yeri oraymış gibi görünür. E, bu yüzden çok seviyorum kuşları tablolarımdan hiç eksik etmiyorum. Size de tavsiye ederim. Çok güzel görüntü veriyorlar. Hatta hiçbir şekilde silüet çizmede sadece bir sürü kuş çizip resminizi devam ettirebilirsiniz. Yıldızları da kaydırdığıma göre yine çimenlerime şöyle son rotuşlarını yapıyorum. Son düzenlemeleri de yaptıktan sonra resmimiz tamam arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Abone olup olmamak da size kalmış kesinlikle. Ee, görüşmek üzere renklerle kalın hoşça kalın